Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bursa yarış programı yorumlayacağım arkadaşlar sizlere. Tuttuğum hatları vereceğim. Bugün İstanbul ve Adana'da yarışlar vardı, onları da verdik arkadaşlar. Adana'da ilk altılı ganyan 30 bin lira verdi. 30 bin lira verdi arkadaşlar. Dörtte kaldık, yazdığımız atlar hep ikinci oldu. Ne yazık ki üzüldük, 30 bin lirayı kaçırdık. İkinci altılıda da, Adana'nın ikinci altısında da, o da 5'te kaldı. İkinci ayaktan yattık arkadaşlar. O da 5'te kaldı. Ne verdi, ne etti onu bilmiyorum. Gerçekten üzüldüm. Şimdi Bursa yarışlarına geçtiğimizde arkadaşlar 8 koşul bir program var. Bir altılımız var. Onu da size yorumlamak istiyorum. İnşallah yarın Bursa'da yüzümüz güler arkadaşlar. Yani ilk ayak birazcık zorlu bir ayak. Bursa'da biliyorsunuz her zaman paraya giden bir yarışlar oluyor. Zor bir koşullar var. Bir tane tekim var arkadaşlar. O tekimi de söyleyeceğim. İlk ayağa geçtiğimizde sırayla şöyle söylüyorum arkadaşlar. 1, 2, 6, 7, 9 ve 11 arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 1, 2, 6, 7, 9 ve 11 arkadaşlar. İkinci ayağa geçtiğimde ikinci ayakları şöyle. 1 ve 8 yarışlarını seyrettim. Güzel. 3 numara, pardon, 1 numara Arapman. Şimdi Mete Çelik, pardon, Mete Çelik'in atları Murat Gündüzeli. Murat Gündüzeli biniyor. Bursa jokeyi biliyorsunuz. Terapiste kapıştılar. Terapist geldi. Onu birinci oldu. Büyük ihtimalle öyle hatırlıyorum. Yarışlarda gidip seyrediyorum arkadaşlar. 1400 şimdi. Badinan'a, evet, Badinan birinci olmuştu. Arapman ikinci. Terapist de üçüncü olmuştu. Doğru. Evet arkadaşlar. Öyle olması gerekiyor. Yani buraya 1-8 diyorum. Ekürler var. 10. Bir de 2 numara var arkadaşlar. Yani tuttuğum iki at var. 1-8. Yanına at isteyen arkadaşlar da 10'la 2'yi de yazabilirler. Üçüncü ayağa geçelim arkadaşlar. Altının dördüncü koşu. Üçüncü ayak. Yani altının üçüncü ayağı. 4 numara bir kere kaçıp bitirmeye çalışacak arkadaşlar. 1200 çimde kaçtı, bitirmeye çalıştı. Yalnız Öcaltay çok acı bir sprintte gelip onu avladı. Avladı ve birinciliği elde etti. Yani 9 numaraya gelince söyleyeyim arkadaşlar. 9 numara gerçekten çok buranın bombası olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu Öcaltay ve 4 numara aynı koşuda koştu. Ve de 4-5 boy geç çıktı. Geç çıkmasına rağmen geldi. Üçüncülüğü yine kurtarmış olması gerekiyor. Evet. Öyle olması gerekiyor. Bu ata da dikkat diyorum. 9 numarayı da yazmanızı tavsiye ediyorum. Yani mesafe şimdi 200 metre daha uzadığı için 4 numarayı yazmamıza gerek yok arkadaşlar. 2000 mesafede zaten gelemedi. Yazmayacağım. Yani önceliğim arkadaşlar söylüyorum. 3 Öcaltay, 9 numara buranın bombası, 1 numara Daniel Kaya, biliyorsun Bursa'yı çok sever. Burada getirdiği güzel atlar da var, Ganyanlı atlar. 7 numara, 7 numarayı da yazalım arkadaşlar. Bir de 7 numara zaten Dortmund'a geçildi. Burunla bu 2200'ü bir tek koşan at bu var. 7 numara burunla kaçarak bitirmeye çalıştı. Ama Dortmund acı bir sprinte gelip burunla onu fotoda avladı. 7'yi yazalım. Bir de 6 numara var arkadaşlar. 6'sız da oynamayalım diyorum. 6'yı da yazdık mı? Özetle geçersek 3, 9, 1, 7 ve 6.
3, 9, 1, 7 ve 6 arkadaşlar. Yani üzülmeyelim. Bursa biraz büyük ihtimalle para verecek. Öyle gözüküyor, öyle koşullar var. Burada tam bir bombalık ayak arkadaşlar. Buraya yorumlama geçersek bayağı uzun sürecek. Buraya da kapatmanızı tavsiye ediyorum. Diyeceksin çok az söylüyorsun. Gerçekten çok az söylenecek bir ayak. Söylenecek bir Bursa yarışları. Yani biz 3-4 arkadaş toparlanıp yani böyle değerlendirme yapıp yani bu atları birleştirip yani ortak olarak 3-4 arkadaş. Çünkü 20 liralık 30 liralık bulunacak bir altılı benzemiyor arkadaşlar. Yani 20 lira 30 liranızı çöpe atmanızı da istemiyorum. Bunun yanınıza arkadaş bulun. Yapın. Paranız çöpe gitmesin. Geçen İzmir yarışlarında öyle oldu. Yani bir kaç paralık bir kupondu onu tam hatırlamıyorum. Herhalde 200 TL mine çıkmıştı galiba. Öyle hatırlıyorum. 3 arkadaş oynadık. Yani verecek demiştim zaten. Para verecek demiştim. Ve de para verdi. 5600 lira verdi. Aynı şekilde bugün Adana verdi 30 lira ilk altılısı. İkinci altılısı 5'te kaldık. Bakalım onu daha bakmadım ne verdi ne etti. Yani toplanın arkadaşlar. Yani oynuyorsanız mutlaka arkadaşlarınız vardır. Yaptığınız 30 lira 40 liralık kuponda yatıp parayı çöpe atmaktansa böyle 3-4 arkadaş toparlanıp yani büyük bir kupon yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü para verecek diye tahmin ediyorum. Gerçekten yani zor koşullar var Bursa'da. Büyük ihtimalle para verir. İnşallah da kazanan bizler oluruz arkadaşlar. Ben yarın öyle yapacağım. 2-3 arkadaş birleşip güzel bir kupon çıkartıp yani bize size söylediklerimizi yaparak oynayacağım zaten. Hiçbir yani dışına da çıkmayacağım. Buna emin olabilirsiniz. Yarın öbür gün zaten verdiğim yarışlarda bunları vermişsin. Sen oynadın mı diye soranlar mutlaka olacak. Düşünen de olur. Haklısınız. Ben de olsam ben de öyle düşünüyorum. Verdiğim bütün altılı şablonunda verdiğim hangi atlar olursa olsun hepsini oynuyorum. Buna yürekten inanın arkadaşlar. Yani fotoğraf çekip atamıyorum. Daha yorumlara şurada 10-15 gün oldu başlayalı. Yani herkese kazandırmak istiyorum. Yani göreceksiniz. Onları da size yayınlayacağım. Evet arkadaşlar diyeceğim. Yani bu şablonu size verdim ama bakın ben de oynadım diye size de atacağım onların kuponlarını. Size söz veriyorum. Yani yorum yapıp da kuponları göstermeyip yani kendi zevkimi tatmin etmek istemiyorum. Sizleri de yani şey yapmak istemiyorum, yönlendirmek istemiyorum hiçbir şeye. İnşallah bunları paylaşacağım siz arkadaşlar göreceksiniz. Evet arkadaşlar 5. koşuya geldiğim zaman altının 5. koşusuna Can Özümü tek olarak size önereceğim arkadaşlar. Gerçekten kuvvetli bir at. Özgün An yavrusu. Alaaddin Küründük de var üstünde. Zaten o biniyordu. Yani bunu tek olarak öneriyorum size arkadaşlar. Altınım son ayağına geldiğin zaman 5 at önereceğim arkadaşlar size. Bunlar sırayla 5, 6, 7, 10 ve 12 arkadaşlar. 5, 6, 7, 10 ve 12 arkadaşlar. İnşallah yazdığımız gibi gelir. Bursa'da güzel bir para ikramı tuttururuz arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet.